dostlarımız Mersin'deki bayrak hadiselerini yine anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi anlatacağımız olay yine Mersin'deki azınlıklar tarafından bayrağımıza yapılan bir saldırı olayı. İlk videomuzda anlatmıştık Amfre Mersin'deki halkı, dinine, mezhebine, ırkına, köküne, yani ayırabileceği hangi özellikler varsa ona göre ayırdığını ve halkı da birbirine karşı kışkırtarak onları bölüp daha kolay idare etme yolunu seçtiğini anlatmıştık. Bu gruplardan, daha önceki olaylardan da hatırlayacağımız Arap İslam Cemiyeti, beklenilenin aksine Türklere karşı oldukça olumsuz davranışlar sergilemeye başlamışlardı. Bunun nedeni o gün Suriye'nin Fransız işgali altında bulunmasına ve Suriye'de bir Arap devleti kurma sözü vermelerine bağlamıştık. Bu düşünceleri muhtemelen devam ediyordu. 1919 yılının Ekim ayında bu cemiyet, yani Arap İslam Cemiyeti, fakirlere yardım amacıyla bir müsamere tertip ederler. Müsamere salonunun ve çevresini kendi düşüncelerine göre süslerler. Bu süslemelerde en çok Fransız bayrakları kullanılır. Bunun yanı sıra olmayan Ermeni devletinin bayrakları ve yine olmayan Suriye Arap devletinin bayraklarıyla da etraf süslenir. Buraya gözlemci olarak birkaç tane Türk delikanlı da gelip olayları izlemektedir. İşte müsamerenin başlamasına kısa bir süre kala izleyiciler içeriye alınırken bu Arap İslam Cemiyeti yöneticilerinden birisi getirdiği bir Türk bayrağını milletin geçeceği kapının önüne serer ve paspas olarak milletin üzerinden geçmesini sağlar. Orada bulunan Türk gençler derhal olaya müdahale ederler. Cemiyet yöneticileriyle görüşürler ve bunun derhal buradan kaldırılmasını isterler. Ancak bu istekleri karşılık bulmaz. Bunun üzerine orada bulunan gençler doğruca Türk İslam Cemiyeti'ne giderler. Durumu anlatırlar. Türk İslam Cemiyeti'nde bulunanlar ellerine geçirdikleri sopalarla doğrudan gelip müsamere salonunu basarlar. Öncelikle cemiyetin yöneticilerine temiz bir sopa çekerler. Ortalık iyice karışır. Hemen olaya yakındaki seyyar jandarma bölüğü de müdahale eder. Ancak jandarma bölüğündeki askerlerin çoğunluğu Türk olduğu için onlar da tabii Türkler tarafından olaya müdahale edince olay yatışmak yerine biraz daha büyür ve orada bulunan seyircilerle birlikte birçok Arap yönetici Türklerden dayak yer. Bunun üzerine hemen olaya kim müdahale eder? Ermeni polis müdürü Çakma Başçavuş Patini. Yanına aldığı kendi kafasındaki polislerle hemen duruma müdahale eden, olayda yatışmıştır o gelene kadar zaten. Buradan birkaç kişiyi tutuklayarak götürür. Daha sonra bir takım soruşturmalar, şunlar bunlar yapılırsa da herhangi bir şeyin çıkmadığı görülüyor. Böylece Türk bayrağına hakaret etmeyi marifet sayan Arap kardeşlerimizin hevesleri de kursaklarında kalır ve yedikleri dayakla iktifa etmek zorunda kalırlar.
Bu da Mersin'deki Kurtuluş Mücadelesi'nin önemli safhalarından biri olarak hatıralarda yerini alır. Bu olaya müdahale edenlerden de Allah razı olsun diyoruz. Hoşça kalın.